Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve iğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Çektiğim videolardan da zil butonuna açarak haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Evet size bugün çok güzel modelin nasıl yapıldığını tarif edeceğim arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde gördüğünüz gibi irice büyük bir model havlu kenarlarınız için veya da krep mevlit örtüleriniz için çok şahane bir model arkadaşlar. istediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Evet şimdi modelimizin yapımına geçelim arkadaşlar. Her zamanki gibi arkadaşlar ikişer zincir çekerek tığ battılarımızı hazırlıyoruz bu şekilde. Ve tığ battının içine sık iğne ile girdik. Bir zincir yapıyoruz. Evet örümceklerimiz bu büyüklükte olacak arkadaşlar. Şöyle orta boy bir örümcek yapıp Tığımızın başını iki defa doluyorum 2 tığ battı atlayıp 3. tığ battımın içine 1 2 2 2 olarak bu şekilde bir trabzan yapıyorum 4 zincir Trabzanımın tomurcuğunu 4 zincir ile kapattım Bu geri kalan Kısma 6 tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar 1 2 3 4 5 ve 6 bu şekilde sık iğneyi yaptım yandaki tığ battı ya bu şekilde kapattım bir zincir çekiyorum şöyle yine aynı orta boy bir örümcek yapıyorum arkadaşlar Şimdi arkadaşlar arasını burada 5 tane veriyoruz bir tanesi de bu Kapatmak için Bir tane de Yapacağımız çiçeği kapatmak için Yapalım 2 tane doladım 2 tığ battı atlayıp 3. tığ battıya 1 2 2 2 olarak Bu şekilde bir trabzan yaptım 4 zincir Kapattım bu şekilde 1 2 3 4 5 ve 6 alt. 6 tane sık iğneyi yaptım bu şekilde ve hemen yandaki tığ battıma kapatıyorum arkadaşlar sık iğne ile evet arkadaşlar şimdi çiçeğimizin çimenini yapmaya başlıyoruz ve buradan yeni bir tığ battıya geçtim yandaki tığ battıya hemen 1 2 ve 3. Bu şekilde arkadaşlar 3 tane takıldı. Yenisini yapalım arkadaşlar. Bir tığ battının içine 3 tane sık iğne yapıyoruz. Hemen yandakine geçiyoruz. 1 2 ve 3. Yandakine geçiyorum. Toplam 4 tane arkadaşlar. Tığ battımın içine sık iğne giriyorum. 3 oldu. Bir tane daha. Bir, iki ve üç. Evet arkadaşlar. Bir, iki, üç, dört. Dört tane tığ battının içine üçer sık iğne yaptım. Şu alt zeminimizi oluşturuyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dört taneye üçer sık iğne biz de yaptık. Bir zincir çekip dönüyorum ters tarafına dibindeki sık iğneyi atlıyorum. Hemen ikinci sık iğnemin içine bir sık iğne yaptım. Şimdi arkadaşlar burada 3 6 9 12 tane bu şekilde tığ sık iğnemiz vardı. 11'e düşüreceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi üçüncü sık iğnemizi yaptık. 4 5 6 7 Yapmış olduğumuz sık iğnelerin üzerinden tekrar sık iğne yapıyoruz. 8 9 10 ve sonuncu sık iğnemiz 11. Bu şekilde. Tekrar bir zincir çekiyorum arkadaşlar. Düz yüzüne dönüyorum. Yine aynı şekilde bir tane atlıyorum dibindekini. Hemen burayı atlıyorum, buraya kapatıyorum. 10 taneye düşeceğiz. 2 3 4 5 6 7 8 9 Evet sonuncu 10. yani sık iğnemiz tekrar bir zincir çekip bu eksiltme işlemi yanındakini değil ikinci sık iğneye zincirimi kapatıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Bir zincir çektim. Tekrar düz yüzüne döndüm. Dibine bir tane atlayıp ikinciye kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 Tekrar bir zinciri çektim. Döndüm arkadaşlar düz tarafına. Bir tane atlayıp ikinciye bu şekilde kapattım. 1 2 3 4 5 6 ve 7 Bir zincir çekiyorum. Yine düz yüzüne dönüyorum. Bakın arkadaşlar. 12'den 7'ye kadar düşürdük. Yine bir tane atlayıp ikinci sık iğnenin içine kapattım. Bir sık iğne yaptım yani. 2 oldu. 3 oldu. 4 oldu. 5 ve 6. Tekrar bir zincir çekiyorum arkadaşlar. Döndüm ve buradaki bir atlayıp ikinci sık iğneme 2 3 4 ve 5. Bu şekilde arkadaşlar. Yine bir zincir çekiyorum. Döndüm. Bakın arkadaşlar şimdi tekrar bir tane atlayıp ikinci sık iğnemin içine kapatıyorum. 1 2 3 ve 4. Dördüncü sık iğnemi de sonuncu sık iğnemi de kapattım. Evet arkadaşlar dörde kadar düşürdük. Sık iğnelerimizi yapar, yaparak 12'den başladık dörde kadar düşürdük. Dörde bu yönde arkadaşlar gidiş yönünde dört kalacak yani. Gidiş yönünde dört kalacak. Şimdi buraya altı tane zincir çekiyorum. Bir, iki, üç, dört. 5, 6 zincir. 6 zincirimi döndürdüm arkadaşlar. Ters yüzündeyim. İlk yapmış olduğum sık iğnemin içine bu 6 zincirimi kapattım bu şekilde. Bir zincir çekiyorum. Düz yüzüne dönüp buraya yuvaya bir tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Şimdi buraya 12 tane zincir çekiyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1 aşağıdan sayıyorum. 2, 3, 4, 5. 5. Zincirimin için arkadaşlar. Bu şekilde kapatıp buraya bir yuva yaptım. Geriye kalan kısmını arkadaşlar 5 tane sık iğne yapıyorum bu şekilde. 1 2 3 4 ve 5. 6.'yı da yuvada kapattım. Bu şekilde arkadaşlar buraya tam 5 tane aynısından 5 tane yapacağız bu şekilde. Tekrar yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Aşağıdan sayıyorum. 2 3 4 5. 5. zincirimin içine bu şekilde Yaptığım yuvaları, zincirleri kapatıp yuva yaptım arkadaşlar. Yine aynı şekilde kalan bu kısma 1 2 3 4 ve 5 6. Arkadaşlar burada yuvada kapattım. Bu şekilde dediğim gibi buraya 5 tane yapacağız arkadaşlar. Diğer 3 tanesini ben yapayım. Fazla vakit gitmesin. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 5 tane tamamladım bu şekilde Dallarımızı hazırladık bir tane de yuvaya yaptık Bir zincir çekip Şimdi Bir alta sık iğne yapıyorum Bir zincir çekip Bir alta sık iğne yapıyorum Bir zincir Bir alta iniyorum Arkadaşlar bu şekilde Bir zincir Arkadaşlar bir alta iniyorum. Bir zincir bu şekilde bir alta iniyorum. Bir zincir bu şekilde bir alta iniyorum. Bir zincir çekip en ilk önce başladığım arkadaşlar sık iğneme kapatıyorum. Bakın Şimdi arkadaşlar bir tane de yandaki bir tane zincir çektim. Şöyle yine aynı orta boy örümcek yaptım. İki defa tığımın başını doladım. İki tane tığ battı atlıyorum. Üçüncü tığ battıma bir, iki, iki, iki. Üç tane arkadaşlar. Dört zincir çekiyorum. Tomurcuk olarak buraya trabzana kapattım. 6 tane sık iğne 1 2 3 4 5 ve 6 alt. 6 tane sık iğnemi trabzanıma yaptım. Hemen yandaki tığ battığı arkadaşlar bu şekilde yaptığım trabzanı sabitliyoruz. Daha güzel şöyle dik bir görünüm vermesi için. Bir zincir çekiyorum. Yine bir örümcek yaptım. İki defa doladım. Üçüncü tığ battımın içine bir, iki, iki, iki. Bu şekilde trabzana dört zincir kapattım buraya arkadaşlar. Bir, iki, üç. Şöyle hızlı yapıyorum. Çünkü daha önce yaptık arkadaşlar aynısından. Yavaş olarak hemen yandakine kapattım. Tekrar bir tane daha yapıp bırakalım arkadaşlar. Ve tığımızın başı iki defa doluyoruz. Örümceğimizin üzerine iki dolama yapıp bir, iki, iki, iki. Dört seferde bir tırabzan. Bir, iki, üç, dört zincir kapattım buraya. Bir, iki, üç, dört, beş ve altı yedinciyi de arkadaşlar bu şekilde kapattım evet yeşil kısmı çimen kısmı tamam arkadaşlar artık çiçeğimizin yapımına keselim İpimizi kopardık arkadaşlar evet arkadaşlar ipimizi tığımıza tutturduk bu şekilde bu ilk yapmış olduğumuz yuvanın içine giriyoruz sık iğne ile ipimizi bu şekilde tutturuyoruz tane sık iğne yaptık. İkinciyi hem tutturduk hem sık iğne sayılıyor arkadaşlar. 3 4 5 5 6 7 ve 8 arkadaşlar. Buraya 8 tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde. Bir zincir çektim döndüm. Şimdi arkadaşlar bir tane atlayıp ikinciye kapattım. 1 Sıradaki sık iğneye girdim. 2 Sıradaki sık iğneye girdim. 3 4 5 6 ve 7. Evet baştaki ilk girmediğimiz için arkadaşlar eksilme işlemi oldu. O yüzden 7 oldu. Tekrar bir zincir çektim döndüm. Yine ilk sık iğneye değil bir yanındaki sık iğneye girdim. Kapattım buraya. 1 2 3 4 5 ve alt. Evet arkadaşlar burada kesme işlemi de ne yaptıysak burada da aynı işlemleri yapıyoruz. Bir zincir çektim. Düz tarafına döndüm. Bir tane atlayıp yine ikinciye bir iki üç dört beş evet beşe kadar azaldı sekizle başlamıştık arkadaşlar yine bir zincir çektim dibine değil bir sonraki 1 2 3 ve 4 bir sık iğne yaptım tekrar düz yüzüne döndüm bir tane atlıyorum ikinciye 1 2 iki ve 3 Evet arkadaşlar tekrar bu şekilde bir zincir çektim. Döndüm bu bu şekilde. Şimdi 1 2 ye düştü arkadaşlar. Tekrar bir zincir çekiyorum. Ve sonuncu sık iğneme de bu şekilde giriyorum arkadaşlar. Şimdi buraya üç tane zincir çektim. Döndüm düz yüzüne. Buradaki yere kapattım. Buraya örümcek yapacağız arkadaşlar. Son yere. Üç zincirli yere. Şu beyaz kısmındaki örümcekleri yapacağız. İpimizi tutturalım. Bu şekilde arkadaşlar. Bir tane bademimizi yapmış buluyoruz. Bir zincir çektim. Hemen bir alta kapattım bu şekilde. Şimdi aşağıya kadar bu şekilde ineceğiz arkadaşlar. Bir zincir çektim. Bir alta kapatıyorum. Bir zincir. Bu şekilde bir alta arkadaşlar. Sık iğne ile iniyorum. Bir zincir çektim. Bir alta. Sık iğne ile indim. Bir zincir çektim. İlk sık iğneme indim. Bir zincir çektim. Bu şekilde yuvama kapattım arkadaşlar. Sık iğne yaptım. Evet arkadaşlar şimdi diğerine geçiş yapacağız. Bir, iki zincir. İki zincirimi buradaki ikinci dalımın yuvasına bu şekilde kapattım. Bir sık iğne ile. Şimdi burada ne yaptıysak aynı şekilde burada da yapacağız. Yani buraya 8 tane sık iğne yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde bir bir de geçtik 2. 3 4 5 6 7 8. Evet arkadaşlar. Aynı şimdi dönüyoruz yine bir zincirle şunu keselim. Hazmı biraz kısalttık arkadaşlar. Yakarız sonra. Bir zincirimizi çektik, dönüyoruz. Ve bir tane dibindekini atlayıp ikinciye. 1 2 3 4 5 6 8 olan sık iğnemiz 7'ye düşecek arkadaşlar bu şekilde. 7'ye düşürdük bile bir zincir çektim döndüm bir tane atlayıp dibindekini ikinciye kapattım tekrar sıradakine sık iğne 2 3 4 5 ve 6 bir zincir çektim döndüm arkadaşlar Yanındakine değil ikinci sık iğneye kapattım İkinci sık iğnem, üçüncü, dördüncü ve beşinci. Tekrar bir zincir çekiyorum ve dönüyorum. Dibine değil, bir yandakine sık iğne ile kapattım. Bir, iki, üç, dört. Bir zincir döndüm düz yüzüne bir sık iğne atlıyorum, ikinci sık iğneye, bir, iki ve üç, bir zincir çek, döndüm, bir, iki, bir zincir çektim, dönüyorum düz yüzüne, hemen arkadaşlar bu şekilde buraya kapattım, bakın sekiz zincirli, pardon sekiz sık iğnemi bire kadar düşürdüm, tepede 3 zincir çekip dönüyorum arkadaşlar düz tarafına ve burada ilk buraya bu şekilde bir yuva yaptım bir zincir çektim bir alt iniyorum şimdi birer sık iğne yaparak birer zincirli sık iğneler yaparak yine yeşil yuvaya kadar ineceğim arkadaşlar bu şekilde bir zincir bir alta sık iğne bir zincir bir alta sık iğne bir zincir bu şekilde yeşil yuvama bir sık iğne yaptım bir iki zincir hemen buradaki yuvama kapattım arkadaşlar sık iğne yaptım Bu şekilde arkadaşlar hepsini 5 tanesinde bu bademlerle dolduracağız bu şekilde bunların geri kalan kısmını ben tamamlayayım arkadaşlar beyaz kısmında buluşalım Evet arkadaşlar beyazda iki zincirimi çektim şimdi bu yapmış olduğumuz bademleri arkadaşlar gördüğünüz gibi hepsini tamamladım kenar sık iğnelerini yapacağız bu şekilde yeşile bir tane sık iğne yaparak tutturdum bir zincir çekiyorum arkadaşlar. Hemen bir üstteki sık iğneden kapattım. Bir zincir çekiyorum. Bir üstteki sık iğneden kapattım. Bir zincir bir üstteki sık iğneden bir zincir bir üstteki sık iğneden kapatıyorum. Şimdi arkadaşlar zincir çekmiyoruz buradaki yandaki yapmış olduğumuz sık iğneli trabzanın bu tomurcuğuna tutturuyoruz bu beyaz kısmını kapattık buraya bu şekilde bir zincir çekiyorum bir üstteki sık iğneden yukarı doğru çıkıyoruz arkadaşlar bir zincir bir üstteki sık iğneden bu şekilde kapattım hani şurada arkadaşlar 3 zincirden yuva yapmıştık gördüğünüz gibi oraya bu şekilde bir sık iğne yapıyorum şimdi bir zincir çekip buraya küçük bir örümcek yapıyorum arkadaşlar bu şekilde örümceğimi kapatıyorum bu üç zincirli yuvamın içine bu şekilde tekrar bir zincir küçük bir örümcek şöyle örümcekler aynı boyutta olsun arkadaşlar bu şekilde kapattım buraya bir zincir küçük bir örümcek Örümceğimi yine bu üç zincirliği Yuvaya kapattım Bu şekilde arkadaşlar bir zincirimi çektim Bir alta Nasıl bir üstte birer zincirle çıktıysak Birer zincir çekerek Bir alta doğru iniyorum arkadaşlar Bir zincir Bir alta Bir zincir Bu şekilde bir alta indim. Bir zincir çektim. Bir alta indim. Bademlerimizin kenar beyaz kısımlarını bu şekilde yapıyoruz. Bir zincir çektim. Yine bir alta indim arkadaşlar. Şimdi buraya arkadaşlar bir tane hani iki zincir çekmiştik ya bu köprüye de bir tane sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekip hemen bademimizi sık iğne yapıyoruz. Bir zincir bir üste çıktım bir zincir bir zincir çektim bir üstteki yere sık iğne ile kapattım bir zincir bir üstte arkadaşlar bir zincir bir üstteki sık iğneye kapatıyoruz bu şekilde en uca kadar geliyoruz arkadaşlar kapatarak bir zincir çekiyorum yine küçük bir örümcek yapıp arkadaşlar bu şekilde Yuvaya bu üç zincirli yuvaya kapattım Bir zincir Örümcek yaptım Örümcekleri aynı yapmaya gayret gösterelim arkadaşlar Yine Bir örümcek yapıp Üçü tamamlayın arkadaşlar Bu şekilde üç tane örümceği yaptık Bir zincir Hemen Bir alta kapatıyorum bir zincir bu şekilde arkadaşlar birinci de yaptık. ikincide de de aynı şekilde yapıyoruz. Bir zincirle tüm sık iğnelerin kenarlarına sık iğne yapıyoruz. Bir zincir bir alta sık iğne bir zincir bir alta sık iğne bu şekilde bütün sık iğneleri tamamladık yine arkadaşlar iki tane yaptık bir tane de bu köprüye yapıp bu şekilde arkadaşlar karşıya geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar diğerlerini de aynı bu şekilde tamamlayayım. Şu son bir de görüşelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 5 tanesini yaptım bu şekilde. Buraya kadar şurada çatım işlemi için arkadaşlar bitirmek istemedim. Size göstereyim dedim. Bu şekilde şuradaki hani çatmıştık ya arkadaşlar buradaki 4 zincirli tomurcuğuma da bu şekilde kapatıyorum ve sık iğne yapıyorum evet arkadaşlar bu şekilde buraya tutturdum şimdi bunu buradan bir zincirle arkadaşlar bir alta inip kapattım sık iğne yaptım bir zincir bir alta iniyorum bu şekilde kapatıyorum. Bir zincir bir alta indim. Kapattım bu şekilde. Bir zincir bir tane de bu yeşil yuvaya yaptım arkadaşlar. Bir zincir çekip ipimizi kopardık. Evet arkadaşlar beyaz kısmı da bitirdik. En son bu kirpik kısımları var. Gördüğünüz gibi şöyle örümcekleri çekiyoruz arkadaşlar. 2 bu da üçüncü. Bu şekilde arkadaşlar kirpiklerimizi çekip daha doğrusu örümceklerimizi çekip kirpik oluşturuyoruz. Sık iğne ile girdim. 4 zincir kapatıyorum buraya bu şekilde. Yine 4 zincirimi çekiyorum. Ve kapattım bu şekilde. 1, 2, 3, 4 zincir örümceklerimi dörder zincirli dört tane kirpikle kapatıyorum bu şekilde evet şimdi arkadaşlar buraya bir zincirle geçiyorum ikinci örümceğime kirpiğime bakalım arkadaşlar bir zincir değil iki zincirle geçiş yapmışım herhalde evet arkadaşlar fark etmez 3 4 zincir kirpimi yapıyorum 1 2 3 4 zincir kirpimi yapıyorum 1 2 3 4 zincir kirpimi yapıyorum kirpik adedim 4 olacak 3 olmuş 4 zincir bu şekilde buraya kapattım arkadaşlar zincirimi çektim bakın arkadaşlar bu şekilde kirpiklerim oluştu bir çekmiştik bir çekelim iki çektim arkadaşlar ve üçüncü bu örümceğimin içine de girdim dört zincir kapattım buraya bir iki üç dört zincir kapattım buraya bir iki üç dört zincir üçüncü kirpik olarak kapattım bir iki üç dört zincir bu şekilde kapattım buraya. Evet arkadaşlar. Bir zincir çektim. İpimi kopardım. Bu şekilde arkadaşlar. Kirpiklerim hazır. Tüm örümcekleri arkadaşlar bu şekilde çekerek şöyle tam ortadan net çekmek istedim. Bu şekilde örümcek öne bakan örümcekleri çekerek şimdi aynı şekilde bunları da böyle 5 tanesini de dolduracağım arkadaşlar. Onları doldurup geleyim. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde. Gördüğünüz gibi çok hoş ve güzel bir model oldu arkadaşlar. Bademler, pipirikler. Diğer kirpikleri de ben tamamladım arkadaşlar sizler için bu şekilde. Çok hoş büyük bir model. İster hal kenarınızda ister dediğim gibi kreplerde deneyin. Bu vişne çürü rengimiz de çok tatlı oldu arkadaşlar. Kamerada açık renk daha iyi görünür diye bu renk denedim arkadaşlar hem de iki rengi siz de görmüş oldunuz bu şekilde. Evet, yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.